Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Biraz önce tamamlanan Trabzonspor Galatasaray maç sonu videosu çekiyoruz. Oyuncu performanslarına bakacağız. Değerlendirmelerde bulunacağım. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Trabzonspor takımımız bugün Galatasaray'a karşı biraz şanssızdı. Neden? Çünkü maçtan önce bir video çektim. Maç önü videosu çekiyorum biliyorsunuz. Maçtan 2 saat önce. Kadrolar belli olduğunda bir kadro kıyaslaması yapıyoruz. Kadromuza bakıyoruz. Abdullah Avcı'nın tercihlerini değerlendiriyoruz. Ve oyunla alakalı sizlere değerlendirmeler yapıyorum. Şimdi o videomda söylediğim gibi bir şanssızlık aldı başını gidiyor. Uğurcan Çakır, Bakasetas'a bir de Abdülkadir Ömür'ün katılmasıyla beraber 3 tane daha oyuncumuz yoktu. Kalede Tao oynadı. Tao'yu performanslarda değerlendireceğim. Ve bu maçlar, büyük maçlar, derbi maçları özellikle senin kadro derinliğinle çözülebileceğin. İlk yarı mesela 0-0 tuttun. İlk yarı 0-0 gitti. Dengeli oynuyorsun ama ikinci yarı yapacağın hamlelerle oyuna üstünlük katman lazım. Oyuna üstünlük sağlaman lazım. Onun için de ikinci yarı hamlelerin çok önemli. Sağdan aldığın oyuncunun yerine soktuğun oyuncu sağda aldığından daha iyi oynamazsa maçı kaybedersin. Öyle bir maçtı. Hamle anlamında 45'te Kouassi'yi değerlendirdi ve Gamini soktu oyuna. Gamini'nin performansını da sizlere değerlendireceğim. Şimdi kadro Abdullah Avcı, Taha, Larsen, Vitor Hugo, Batra, sol bekte Eren, orta saha Dorukhan ve Siopis ikilisiyle sağlam, dinamik bir orta saha yapmak istedi. Önlerinde Badre'yi koydu. Sağa Canini, sola Trezeguet, ileride Cornelius'u koydu. Ve bu şekilde bir sağ tercihinde bulundu. Kenarda da Kouassi'yi bekletti hamle anlamında. Yanında da Gamin durdu. Hani oyunu değiştirebilecek, oyunu etkileyebilecek iki tane oyuncumuz vardı. Lahtimi vardı. Hoca oynatmadı. O ayrı bir soru işareti. Onu oyuncu performanslarında konuşacağım. Şimdi oyun anlamında Trabzonspor takımı bugün bence sahaya istediklerini çok fazla yansıtamadı. Mevcut kadrosundan dolayı mesela Siopis, Dorukhan ve Badri orta sahasının kesinlikle topa hakim olduğunu düşünmüyorum. Pas trafiğinde olduğunu düşünmüyorum. Mesela 10 numara olarak Badri ile çıktık. Badri'nin top oynatmıyor mesela. Badri toplu oyunda yok. Mesela ikinci yarıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Badri sahada var mıydı yok muydu? İnanın ben çıktığında Badri'yi gördüm. Mesela Badri gibi bir oyuncunun ki ben size Antalya maçından sonraki analizimde sizleri Badri analizinde şöyle söyledim. Hatırlayın. İki tane gol atmasına rağmen bakın ben size bunu söylüyorum dedim. Badri toplu oyunda yok. Biraz daha topa dokunması lazım. Biraz daha bu topu döndürmesi lazım demiştim. Bugün onu gösterdi. Ben hem Bakasetas'ı hem Abdülkadir Ömür'ü aradım şahsen. Açık ve net söylemem gerekirse. Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Uğurcan Çakır'la alakalı hoca değerlendirmeler yaptı maçtan önce. Uğurcan Çakır'ın iğneyle oynadığını, Bakasetas'ın aynı şekilde risk ettiğini ve tekrardan ağrıları yükselttiğini, bir daha bu riski alamayacağını. Abdülkadir Ömür'ün MR'ının temiz çıktığını ama ağrıları geçmediği için onu da kadroya almadım dedi. Hani bazı arkadaşlarımızdan mesajları okudum Abdülkadir Ömür'le alakalı ama ben bilmiyorum, net bir şey görmedim. Duyumumuz da yok. Onun için sakatlığıyla alakalı yorum yapmayacağım. Sizlerin yorumlarınızı okudum ama arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız biraz sitem etmişler Abdülkadir Ömür. Hani zorlayamaz mıydı? İşte Bakasetas örneklerini vermişler. Orasını ben bilemem arkadaşlar. Şimdi maça gelelim. O bölüm bizim şu an gündemimizde değil. Maça gelelim. Trabzonspor takımı bu kadar eksiğe rağmen arkadaşlar çok iyi bir futbol oynamadığımızı kabul ediyorum ama bence Abdullah Avcı bir puana razıydı. Nitekim ikinci yarı son dakikalara doğru yaptığı Danceville, Doğucan hamleleriyle beraber de bunu gösterdi. Neden bunu gösterdi abi? Biraz daha defansif, yani sahanın içerisinde 7-8 tane defansif oyuncuyla oynadık. Ve Abdullah Avcı bence berabere razı oldu 70'ten sonra diye düşünüyorum. Hani bir tane kaza golü yerim Allah korusun dedi. Sonuçta rakibim bu kadar eksiğe rağmen yorgunum. İşte zaten maçtan önce de nemli sahalarda, nemli havalarda mücadele ettik, yollar gittik gibisinden de sistemlerde bulundu biraz Abdullah Avcı. Ve takımı tamamen beraberliğe doğru yönlendirdi. Biraz geri çekildi. Bu ara Gomis'in 1-2 pozisyonu oldu. Allah'tan iyi vuruş yapamadı. Taha 2 tane çok iyi net gol pozisyonu çıkarttı. Taha'yı da tebrik ederim. Oyuncu performanslarında konuşacağım. Oyun anlamında ne dediysek çıktı arkadaşlar. Orta saha mücadelesi şeklinde geçecek. Biraz kısır maç gibiydi. Daha sonradan Galatasaray biraz daha bize baskıyı kurdu. Biraz daha set oyununa çevirdiler. Biz ikinci yarı özellikle Trezeguet, Kouassi ile biraz daha geçiş oyununu denedik. Ama son pası atacak, o kilit pas atacak adam sahada olmadığı için de başarılı olamadık arkadaşlar. Ama hani oyuncu performanslarında gelmeden Trezeguet'e bir parantez açacağım. İki tane pozisyon Trezeguet tarafından geldik. Onun dışında hücum hattında kıpırdayan bir oyuncumuz yok. Trezeguet'in performansı kesinlikle yeterli değil. Ama hücum hattımızın çok durgun, çok duran, bizim bu hücum hattıyla beraber inanın bana bugün Süper Lig'de hangi takıma karşı oynasak bizim bu hücum hattının gol atma şansı yoktu arkadaşlar. Ben bunu net bir şekilde hissettim. Bana gol atacağını hiçbir şekilde gösteremedi oyuncular. Ne oyun anlamında, ne tempo anlamında, ne organizasyon anlamında doğaçlama bir oyun görüyorum. Taktiksel anlamda
Bana bunu geçiremediler maalesef arkadaşlar. Hani sonuç olarak 0-0 berabere kaldı. Yarın daha detaylı taktiksel bir video çekerim. Bugün sıcağı sıcağına sohbet ediyoruz. Değerlendirme yapıyoruz. Bana göre bir puan iyi bir puan. Sonuçlar rakibindir. Kaza kurşununa gitmedin. Önemli oyuncular var. Orta sahasına baktığımız zaman çok Olivera, Traore, Mertens gibi üçlüye karşı sen Siopis, Dorukhan, Badri ile cevap vermeye çalıştın. Savunma hattını iyi oynadı. Beklerin fena oynamadı. Beklerin daha çok katılması gerekiyor. Galatasaray'ın bekleri bize daha çok hücum yaptığını düşünüyorum. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Yarın taktiksel gireceğim. Galatasaray daha çok topa sahip olan takım olacak demiştim. Maçtan önce orta saha üstünlüğünü alacaktır demiştim. Nitekim öyle oldu. Ama kalecimiz çok iyi oynadı. Kalecimizin özellikle bu iyi futbolu şurada benim yüzümü güldürüyor. Hem takım başarısında önemli bir rol oynadı. Bakın bir puan almamızda çok önemli bir etkendi. Eğer 1-0 geriye düşseydik iş bambaşka bir yere gidebilirdi. Bakın geriye düşseydik bambaşka bir yere gidebilirdi. Hem kenarda hamlen yok hem de risk aldığında sıkıntıya düşebilirdin. İkincisi de arkadaşlar Uğurcan Çakır'ın bir performansında bir dalgalanma var. Tabii sakatlığı da varmış. Onu yeni öğreniyoruz. O ayrı bir konu. Ağrılarıyla oynuyormuş ama Uğurcan Çakır'a da ciddi bir tehdit yaratacağını gösteriyor. Hem bana göre ayakları çok iyi, hem Taha'nın özgüveni çok iyi, hem de çıkardığı iki tane top her kalecinin çıkartamayacağı toplar. Birinci çıkarttığı golde çok iyi bir refleksle yatıyor, son ana kadar ayakta kalıyor. İkincisinde de terse doğru giderken ayaklarıyla refleks yaparak çıkartabiliyor. Ve bu ikisi de çok önemliydi. Cornelius gene oyunda yani etkinliğini gösteremedi. Havadan kaleci uzun atıyor. Cornelius indiremedi. Yani kaleye şutu yok. Santraforumuzun kaleye şutu yok. Buradan değerlendirmemizi yapalım. Şimdi direkt oyuncu performansına geçelim. Sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Bence kaleci Taha maçın yıldızı. Maçın en iyisiydi diye düşünüyorum. Mükemmel bir performans. Çıkıyorsun ne dedim maçtan önce? Bunu ya şansa çevireceksin. Kendinden söz ettireceksin. Ya da talihsizlik, şanssızlık olacak senin adına. Böyle bir maça denk geldin dedim. Ama ne yaptı Taha abi? Gecenin kahramanı oldu. Şu an Taha'nın oynamış olduğu futbol performans anlamında. Artı ayakları, yan topları bana çok güzel güven verdi. Kalede sanki yıllardır oynayan bir Onur Kıvrak, bir Uğurcan Çakır imajını bana verdi, bana geçirdi. Bu da Uğurcan Çakır'a güzel bir tehdit olmuştur. Hani oyun kalecimiz zaten memnunuz. Kalecimizden, kaptanımızdan memnunuz. O ayrı bir konu. Hani niye böyle söylüyorsun diyenler olursa performansını daha da yukarı çekecek arkadaşlar. Uğurcan Çakır bize maç kurtaracak. Son zamanlarda maç kurtarmıyor. 7 gollere bir şey demiyorum ama maç kurtaracak bize. Abi Uğurcan Çakır çıkmayan topları çıkartıyor. Çıkmayacak topları çıkartıyor. Bunu yapmasını bekliyoruz. Larsen'in ben performansını savunma anlamında beğeniyorum ama hücum anlamında daha etkin olması lazım. Eren aynı şekilde daha etkin olması lazım. Savunma anlamında Batra, Vitor Hugo dörtlü güzel oynadı. Batra'nın iki tane hamle hatası var. Allah'tan gol yemedik. Hemen birini Eren kapattı, birisini Larsen kapattı. Bekler bunun için var zaten, hataları kapatmak için. Siopis, Dorukhan, Badri bu üçlü orta sahilanda defansif anlamda tamam bir şekil kapatabiliyorsun ama pas trafiğini sağlayamıyorsun. Siopis'in performansı bence düşüktü. Hamle çok doğru bir hamle, Gamin hamlesi. Dorukhan'ın enerjisi çok iyi, sahanın her yerinde bastı. Badri ama hiçbir şekilde oyunda yoktu. Bir on numara bu şekilde oynamaz. Kilit pas atar, şut atar, faal alır, oyuncu eksiltir. Badri kesinlikle ve kesinlikle bizim takımımızda Bakasetas, Abdülkadir Ömür dönsün, Viska dönsün, kolay kolay forma şansı bu görüntüsüyle alamaz. Ben daha önce de söylemiştim. Kolay kolay oynayamaz bu görüntüsüyle diye. Canlı da izlediğimde söyledim. Çünkü pas trafiğinde yok. Pas trafiğini sağlayacaksın, kilit pas atacaksın, Trezeguet'in önüne salacaksın, Kouassi'ye salacaksın, Canini'ye salacaksın. Canini'yle başladık. Canini hiçbir şey yapmadı. Hiç etkinliğini göstermedi ama hani bir 60-65'i bekler diye düşündüm açık söylemek gerekirse Kouassi Canini değişikliğinde. Çünkü Kouassi de bize çok güzel bir sinyaller vermiyor. Hoca biraz erken davrandı. Vardır bir bildiği. Belki Canini bir yerde kaldı maçın sonlarına doğru. Belki bir ağrısı oldu. Risk etmek istemedi, oyundan çıktı. Burasını bilemem. İleride Cornelius'a top getirmediğin sürece senin santraforun sana gol atmaz abi. Senin santraforun başka santrafora da top götürmen lazım diyebilirsiniz ama bazı santraforlar var. Kendisi pozisyon oluşturuyor. Alıyor, dönüyor, eksiltiyor, şut atıyor, karıştırıyor, faal alıyor. Bakın biraz bunları yapması lazım. Şimdi çok çabuk anlatmaya çalışıyorum. Gamini aldık. İlk kafadan 10 dakikası mükemmel. 10 dakikadan sonra tempo düştü, fizikme düştü. İzliyorum oyuncuya giderken böyle tıngır tıngır gidiyor, böyle ağır gidiyor. Çünkü şişti arkadaşlar. Oyuncu ya kenarda iyi ısınamadan girdi, ya yol yorgunu, ya adaptasyon sorunu, ya hava değişimi. Bir sıkıntı vardı Gamin'de. İlk 10 dakikası benim için Gamin sınıfı geçmiştir. Ama daha sonrasında oyundan ciddi anlamda düşmüştür. Hoca 70'den sonra, 75'ten sonra beraberliğe gittiğini Dansville Doğucan hamlesiyle net bir şekilde gördük arkadaşlar. Lahtimi niye girmedi? Çok fazla soru geldi. Lahtimi bu maçta girmediyse arkadaşlar bundan sonraki maçlarda nasıl girecek onu da bilmiyorum. Biz bu kardeşlerimizi mesela sabah konuştuğum videoda dedim. Ajax mesela Ahmetcan 10 milyon
euro veriyor. Bir yatırım yapıyor, oynatacak onu. 20'ye 25'e satabilir miyim için bir patlama yaparsa büyük paralar kazandıracak diye alıyor. Biz de Latim'i aldıysak eğer bu tarz maçlarda en kötü, şimdi tamam derbi maçı zor bir maç olabilir ama yani bir 5 dakika, bir 4, 3 dakika neyse 2 dakika, 1 dakika 90'da yani bir şekilde atılamaz mıydı bilmiyorum. Bir şekilde görmek isterdim bu maçta. Vardır bir takdir. Belki biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir an önce hani atayım da taraftan önüne de geçip de performansı kötü oldu mu eyvah diyeceğiz. Mesela Gabin sahaya girdi. 15 dakika yorumlara bakıyorum. Benim tanıdığımda Trabzonlu gazeteciler dahil. Ağır, tek hamle, şu bu. Abi bir durun, bir bismillah. Gabin daha yeni gelmiş. Birkaç maç oynaması lazım bu adamın. Dakika bir, bu kadar kolay değil. Bu halı saha maçı değil arkadaşlar. Bu platform büyük. Yani Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Karşın oynayan oyuncular yıldız oyuncular. Sen, bu oyuncu da Everton'dan geldi. Bu adamla yıldız diyebilirsiniz ama daha yeni geldi. Daha takımdaki arkadaşın ismini bilmiyor oyuncu. Onun için biraz sabredelim. Değerlendirmemizi yapacağız. Kouassi'ye sabrettik, ona sabrettik. Daha sonra değerlendirmelerimizi yaptık. Kouassi'nin mesela bugün performansı, Badr'in performansına ben mesela ilk oynadığı maçta durduk. İkinci Antalyaspor maçında bakın çıplak gözle ben alıcı gözüyle de baktım. Eski bir oyuncu olarak da baktım. Rutin bir oyuncu yani. Rutin bir oyuncu. Temposu hep aynı. Yana yana yana. Saz elini almak istiyorsa bu şekilde olmaz. Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Viska, Hamsik geldikten sonra rüyasında görür. Bu temposuyla diyorum. Videomu sonlandırıyorum. 0-0 bana göre iyi bir sonuç. Bu maçın skoru iyi bir sonuç. Kazandığımız bir puan. Rakibimize karşı oynadık. Bir şey demiyorum. Videomun sonuna geldim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kemik kitlem. Sizleri çok seviyorum. Biliyorsunuz yorumları lütfen bırakın. Sizler de düşüncelerinizi yazın bana. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.